Değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Almanya, Duisburg, evet, meşhur caddesi. Burası Polman Maxdorf olarak bilinir. Küçük İstanbul olarak da meşhurdur bu cadde. Burada Türklerin yoğun yaşadığı bir yer. Yaklaşık 400 bin nüfusu olan bu şehrin 125 bin civarı Türk nüfusunun olduğu, 100 bin civarı da Arap nüfusunun bulunduğu, 100 bine yakın daha Bulgar, Romen nüfusun oldu. Almanların kendini daha çok turist hissettiği bir yer. Maalesef böyle bir şehir. Burada Avrupa'nın en büyük camilerinden birisi burada. Yaklaşık bulunduğum yere bir 300-500 metre mesafede. Sağlı sollu baktığınızda buralarda ne görüyorsunuz? Gelinlikçileri, lokantaları, restoranları, kafeleri, her birinin adı baktığınızda Türk isimleri, Kürtçe isimler, Türkçe isimler, Arapça isimleri görebiliyorsunuz. Yani biz rahatlıkla Almanya'da kendi ünvanlarımızı, kendi isimlerimizi kullanabiliyoruz. Ve buna tolere gösteriyorlar. Fakat biz Türkiye'de herhangi bir şey yaptığımızda aşırı milliyetçilik damarıyla ne yapıyoruz? Birdenbire hemen tüylerimiz, dikenlerimiz kabarıyor, insanları dışlıyor, öteliyoruz. Bu da ayrımcılığa sebep oluyor. Halbuki Almanya gibi bir yerde Türkler kendine bunu helal görüyor. Markalar baktığınızda Türk markaları, Türk isimleri. Bakın gelinlikçiler. Ne görüyorsunuz? Kendi dünyamızı burada rahatlıkla görebiliyoruz. Kendi isimlerimizi buralarda yaşayabiliyoruz. Yani evet, burada ayrımcılık yok. Özgürlük var. Fikir hürriyeti var. İnsan haklarında problem yok. Yani burada çocuğunuzu özgüvenle çok rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Çünkü herkes inandığı gibi, düşündüğü gibi yaşama özgürlüğüne bu ülkede sahip. Onun için Almanya'ya gelmek isteyenlere söylemek istediğim şey şu. Türkiye'de insanlar kendilerini gizliyor. Siyasi polemikler ve siyasi sebepler nedeniyle kendimizi ülkemizde gizliyoruz. Çocuğumuza aman oğlum şundan olduğunu söyleme, aman bu düşünceni ifade etme, aman öyle davranma diyerek ister istemez çocuklarda kişilik bozuklukları oluşuyor. İşte kendinizi ve çocuğunuzu ve neslinizi ve geleceğinizi düşünüyorsanız en güzel yaşayabileceğiniz ülkelerden birisi de Almanya. Ha, bu arada yani Türkiye hasretine çok hasret kalmazsınız. Çünkü her yerde canınız kebap çektiğinde ya da evlenmek istediğinizde gelinlikçisi var, kuyumcusu var. Bunlar hepsi Türkiye'den. Bakabilirsiniz. Her yerde bakın gelinlikçiler var. Bakın, gördüğünüz gibi her yerde Türk lokantaları var, kuyumcular var. Yani onun için buralarda yabancılık çekmeniz sadece sizin yaşam tarzınıza bağlı. Bu sebeple çocuğunuzla birlikte gelecek planlaması yapmak istiyorsanız geleceğiniz ülke Almanya. En önemli konulardan birisi de şu. Almanya'ya gelmek isteyen çoluğunu çocuğunu önce düşünmeyecek. Önce kendi oturumunu alacak. Düşünmeyeceğinden kastım şu. Hah, gördüğün gibi her yer müzik o biçim. Çocuğu siz okula kaydını yaptırdıktan sonra çocuk çok şekilde o kendisi 3 ay sonra size tercümanlığa başlar. Çocuğun Almanya'da eğitimini düşünmeyeceksiniz. Çocuğunuzla birlikte Almanya'ya gelmeyi düşüneceksiniz. O zaman mutlu, huzurlu bir yaşam elde edersiniz. Bu sebeple eğer özgürce yaşamak istiyorsanız, kendiniz olmak istiyorsanız, çocuğunuz geleceğe umutla, özgüvenle bakmasını istiyorsanız geleceğiniz ülke Almanya değerli dostlar. Bu sebeple sizleri Almanya'ya bekliyoruz. Profesyonel hizmet isterseniz biz buradayız. Bekleriz efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.